Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Cem Gündem. Bugün sizlerle birlikte Yasser Seyirevan'la, ünlü yazar Yasser Seyirevan'la Walter Sean Brown arasında oynanmış bir maç inceleyeceğiz. Brownie diye okuyayım. Biraz da keyifli bir telaffuz olsun. Beyazda C4 hamlesiyle başlıyor İngiliz açılışı. Siyahlardan E5 hamlesi. At C3, D5 karesi üzerine oynamaya çalışıyor beyazlar. Gördüğümüz üzere at C6. Siyahlar da D4 karesini tabii ele geçiriyor. D5'e karşılık D4 karesi gayet mantıklı. At F3 ve F5. F5 hamlesi önemli bir hamle. Siyahlar F5 hamlesi gördüğünüz gibi şah kanadına alan kazanmaya çalışıyor. F5 sürüşü ek olarak buradaki çaprazı açtığı için ilerleyen zamanlarda siyahlar kısa rok attıktan sonra vezir E8, vezir H5 şeklinde gelerek şah kanadı saldırısı yapabiliyor. Ek olarak F5 sürüşü rok atıldıktan sonra F8'e gelecek kalenin. Bakın bu kale F8'e gelecek rok atıldıktan sonra. Kale F6, kale H6. Burada şah kanadı saldırısında kullanabilecek bir kale yaratıyor. Ek olarak E4 kalesi üzerine de baskı yaratıyor. Tabii F5 sürüşünü beyazların D4 sürüşüyle karşılık vermesi gerekiyor buradaki piyonların gücünü yıkabilmek için. Seyirevan da zaten D4 sürüşünü gerçekleştirmiş. E4 sürmüş Brownie ve at G5 Seyirevan'da. Şimdi H6'ya at H3 çekip at F4 koymaya çalışacak. Brownie H6 oynuyor. Bu konumda E3'te piyon olmuş olsaydı vezir H5, vezir F7 ve at B5'ten sonra çok şık bir mat olacaktı. Çünkü buradaki şaha güzel bir kare yoktu. Hatta şu konum bir ekran kaydını alayım. Video resminde kullanırım. At H3, G5. G5 sürüşü hem şah kanadı alan kazanıyor hem de F4 karesini kontrol ediyor ama bu kadar çok piyon hamlesi yapılması açılışlarda bildiğimiz üzere, sürekli konuştuğumuz üzere siyahları zayıflatıyor ve beyazlara eğer merkez açabilirse ciddi avantaj veriyor. F3 mantıklı bir hamle. F3 hamlesi birlikte her tarafı yıkmaya çalışıyor ama at G1 de bence oynanabilirdi. F3, E x F3, E x F3 ve Fg7. Şu anki konumda da 4'e yönelik baskıyı siyahlar arttırdı. 2 ile basıyor. Şimdi at F6 rok atabilirse ve kareyi de E8'e gelirse siyahın hiçbir sıkıntısı kalmayacak. Yani bu kadar çok piyon hamlesi yapmasını, açılışta bu kadar çok piyon hamlesiyle vakit kaybetmesini beyazlar cezalandıramamış olacak eğer bir şey yapmazsa. Bu sebeple D5 sürüşünü gerçekleştirmiş beyazlar. Şimdi at D4 oynanabilirdi. At D4'de file 3 oynanabilir. Bu at biraz sıkıntıda kalabilir. O yüzden burada siyahlar vezir E'de hamlesini tercih ediyor. Şah çekiyor gördüğünüz gibi. Şah D2. Şah D2 hamlesi ilginç bir hamle. Şimdi file 2 geri gelinebilirdi ama file 2'ye at D4 koyulabilir. At D4. Şimdi file 3 oynayamıyoruz. Beyazlar bundan biraz çekinmiş. Onun yerine şah D2 koyarım. File 3 koyarım. Kale E1. Bu da E hattında. Siyahları ciddi şekilde baskıya alırım demiş. Biraz şekil oynayayım demiş. At D2 hamlesi de. Siyahlar at D4 ile karşılık vermiş. Merkezdeki bir at sonuçta kuvvetli. Bakın beyazın önemli karelerini kontrol ediyor buradaki siyah at. Bakalım beyaz şah burada güvende kalacak mı? Fil D3. Kale E1 gelecek. B3, fil B2. Yani bu şahın şu an güvende olduğunu söylemeyiz. Şah bir şekilde güvene gelmeli ya da karşı saldırı yapmalıyız hemen. Şah D8 mantıklı bir hamle. Ya da vezir F6 da oynanabilirdi. Şah D8'in amacı gördüğünüz gibi şahı E hattından kaçırıyor. Yoksa beyazlar kale E1 gelerek vezir alacaktı. At gibi. At gibi hamlesi biraz şov bir hamle. Gerek yok şu an. Gereksiz bir hamle. Onun yerine şu an gelişimi tamamlamamız lazım. D3, fil B2 olabilir. Yani şahımız burada sıkıntıda. At gibi şu an gerek var mı yani o kadar? Şu an bizim buradaki fili gelişmemiz lazım. Çünkü siyahlar özellikle siyah karelerde inanılmaz bir baskı kurmuş durumda. Siyah kareler gördüğünüz üzere. Ve bu siyah karelerdeki baskıyı ancak siyah kareleri kontrol eden filimizi oyuna çıkarak hani geri püskürtebiliriz. At G1'i o yüzden anlamsız bir hamle. Burada lütfen videoyu durdurun ve siyahın nasıl bir hamle yaptığını bulmaya çalışın. Evet sevgili arkadaşlar, siyahlar gerçekten çok şekil bir hamle yapıyor. Burada B5 sürüyor. B5 sürüşüyle birlikte burayı parçalıyor. Bedava vermiş gibi gözüküyor bu piyon ama bunun karşılığında gördüğünüz gibi her yeri parçalayacak. Mesela C x B5'e vezir C5 gibi bir hamle yapabilir. Veziri aktifleştirebilir. Sonrasında A6 ile bu piyonu bir daha feda edebilir. File 6, kale 6 ve buradaki şah artık yani barınamaz, yani savunulamaz durumda kalacak ve sonrasında mat olacak zaten. Bu sebeplerle B5 hamlesine beyazlar bunu almaya cesaret edememiş. At E2 oynamış. İşe yaramayan bir atla rakibin kuvvetli bir atını değişmek istemiş. Siyahlar B x C4 almış. Fil x C4 ve demin de bahsettiğim gibi vezir C5 hamlesi. Şimdi gördüğünüz üzere D5'teki piyon, izole piyon, herhangi bir taş tarafından ne yazık ki korunamıyor şu an. Buradaki fil çıkamadık, kale çıkamadık, vezirimiz oyunda değil, bu kale oyunda değil. Beyazın şahı birden çok çıplak kalmış oldu. Bu çıplaklığı kapatmak yerine hala burada B3 oynayabilirken beyazlar şah D3 çıkmış. Cevaptaki piyonu korumak adına. Herhalde bayağı kendine güveniyor Amerikalı Yasser Seyirevan.
Artık buraya kadar gelen şeye bakalım. Kim kurtarabilecek? Kale B8 mantıklı bir hamle. Önünde olmayan taşı B hattından oyuna geliyor. Sonuçta Yasar Seven'ın duruma göre bu şahı her an buralara gelebileceğini de düşünüyor siyahlar. Yani şah D2, şah D3 oynayan birisi niye şahını C3'e gelmesin ya da C hattına gelmesin? Kale B8. Burada Yasar Seyrevan gelişimi yapmış sonunda. Buradaki fil çıkmış. File 3. Şimdi gördüğünüz gibi D4 karesini saldırıyor. 1, 2 ve 3 ile. Burada siyahların nasıl bir karşılık verdiğini bulmanız için lütfen videoyu durdurun ve siyahların burada yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Evet. Siyahlar burada H5'e oynuyor. Aynenmişim. Siyahlar burada vezir çarpı C4 oynuyor. Nasıl bir hamle? Nasıl bir hamle? Nasıl bir hamle? Yani akşam eve geldim ama bu hamleyi gördükten sonra tüm yorgunluğum şu an gitti. Efsane ötesi bir hamle. Yani oyuna hayranlık duymamızı gerektiren bir hamle. Veziri feda ediyor siyahlar. Brownie kekini şu an Yasar Seyrevan'a tattırıyor. Bakalım Yasar Seyrevan şah çarpı C4 aldıktan sonra başına geleceklerden haberdar mı? Şimdi veziri feda eden Brownie file 6 ile kekin üzerine biraz da sos döküyor. Garibim Yasar Seyrevan burada ne yapsak ne etsek ne yapsak ne etsek ne yapsak ne etsek diyor. At B5 hamlesini koymuş, tercih etmiş. Atı kapatmayı tercih ediyor. Buna da siyahlar at C5 almış ve beyazlar terk etmiş sevgili arkadaşlar. Çünkü burada yapabileceği hiçbir hamlesi yok. Beyazların. Örnek veriyorum. Yani burada mesela şah D3 kaçılsın. At C3 şah var. Görmüşsünüzdür mutlaka. Burada şah D2 oynansın. At çarpı D1 de var. Kale çarpı B2 de var. Önce kale B2 alabiliriz. Şah C1. Hatta burada at D1'den daha güzel hamle. At E2 şah var. Ece çarpı E2 ve kale çarpı E2 ya da fil çarpı E2. İkisi de siyahları kazanmak için yeterli bir duruma sokar. Yani burada bir tane hani kalenin ve buradaki kalenin oyunda olmaması beyazları gerçekten bu kadar kötü konuma sokmuş oldu. Çünkü oyunda olmayan taşlarla böyle şahı merkeze gelerek biraz şov yaparak oyunu kazanamayacağımızın farkına varmış olduk. Evet. Güzel bir maçtı. Ben çok keyif aldım. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada toplu kısmının sonunda açıldı. Kanalın toplu kısmı. Söz verdiğim üzere Satranç TV ligleri yakında başlayacak. O yüzden kendinizi hazırlamaya çalışın. Ligler işte 1500 altı, 1500 üstü, 2000 üzeri, 2000 altı gibi olacak. Nedenini de söyleyeyim. Yani herkese açık bir turnuva yaptığımız zaman atıyorum 2 saat süreli bir turnuva yaptığımız zaman 2000'lik bir oyuncu 1200'de oynuyor. Biraz sıkılabiliyor ya da 1200'lük 2000'e oynayıp direkt kaybediyor. Biraz motive kaybı yaşanabiliyor. O yüzden herkesin kendi liginde oynaması ve o ligde kendini geliştirdikten sonra bir üst lige gelmesi hem kişinin satranca bakışı motivasyonu açısından hem izleyicilerin motivasyon hem de oyun kalitesi açısından daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Eğer buna katılmıyorsanız ve daha güzel bir format öneriniz varsa tabii ki yorum kısmına yazın. Yorum kısmındaki yorumları %95 oranında okuyorum. Çoğunu okuyorum yani. Fikirlerinizden hani beğendiklerimi uygulamaya çalışıyorum. Çok güzel de maç teklifleri geldi. Maç önerileri geldi daha doğrusu. Özellikle Azerbaycanlı bir izleyiciden geldi. Yakında Şahryar Medyaroğlu'yla alakalı bir video koyabilirim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Eve geldiğinizde böyle bir kahve içerken keyifli 10 dakika geçirmenize vesile oluyorsam ne mutlu bana. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.